Öncelikle tekrardan selamun aleyküm beyler. Ee, i̇lk önce şunu göstermek istiyorum açıklama yapmadan önce. Oo, az önce bir oyun oynuyordum. Şöyle bir lose aldık takımımızdaki sağ olsun. Ee, şu beni de raporlayabilirsiniz. Ben de küfür ettim bu maç. Yani hile yok bu maçta. Tamamıyla bizim 5 kişi farklı kişi olarak birbirimize küfür etmemizden dolayı kaybedilen bir maç. Ve böyle bir bakla karşılaştım. Acaba hileleri ben anlattığım için Riot bana bir kıyak mı yaptı diye düşünüyorum. Çünkü Radiant olarak gözüküyorum şu an. Rankım Radiant olarak gözüküyor çok tuhaf bir şekilde. Yani oyun derken geri düzeldi. Bir bunu göstermek istedim. Ee, bir de bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istedim. Ee, arkadaşlar videoma gerçekten kurgu diyen arkadaşlar olmuş. Yani doğal olarak kurgu olması nasıl diyeyim gözlemlemenize göre olabilir. Yani çünkü beni tanımıyorsunuz ben de sizi tanımıyorum. Yani o yüzden güven problemi olduğu için bu adam kurgu yapıyor. Nasıl bu amana koyun bu siktimin oyun şey çok küfür etmeyelim bazı arkadaşlar rastlıyormuş Bu oyunda o kadar hile var niye sadece bunların hepsi bu adama denk geliyor da bize gelmiyor. Kanka benimki şans mı diyeyim şanssızlık mı diyeyim anlamadım karşılaştığım hilelerin çoğu benim takımımda ve ben bunların videolarında zaten attım. Ee, karşı e, hileler ve onları yanında boostlanan kişiler isimlerini ben genelde eğer banlanmadılarsa genelde açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına şey olarak atarım. Adını siz söyleyin. Hmm, ne diyorlar ona? Ay açıklama kısmına yazarım. Konuşamıyorum kusura bakmayın. Açıklama az önceki oyun gerçekten sinir oldum çünkü böyle ee, tilt oldum ya. iki tane ergen çocuk birbirine küfür ediyor. Ondan sonra yok Sova böyle, yok Sova şöyle, yok Fenix öyle, yok Fenix böyle. Oyunun bakta kaldı. O yüzden otomatik Reyna seçmiştim. Çocuk istalok Reyna attı. Oyunum siyah ekran kaldığı için bana Reyna pikli gösterildi ama alındığı için otomatik Sova attı. O yüzden sıkıntı oldu. O kurgu muhabbetine dönersek yani doğal olarak kurgu denmesi ilk videolar için tabii ki doğaldı. Çünkü dört tane böyle video attım. Dördü de benim karşımda hile. E pardon benim takımımda hile ve bunların Wilfold'ü bir arka, arkadaşımız yazmış. Wilfold ben onun açıklamaya yazdım onu görmemiş. O yüzden kurgu olduğunu söyledi. Yok bunu niye göstermiyorsun kurgu yapıyorsun gibi bir şeyde bulundu adını siz söyleyin tamda bulundum yani ben de bunu doğal karşıladım dedim doğal olarak yani bunu savunabilir çok bariz bir şey yani ve ben de öyle düşünürdüm dediğim gibi ama gerçekten kurgu değil ne onu tanıyorum ne bunu tanıyorum ee, bakın maç historimde gözükür. yani bunlar benim normal oynadığım oyunlar yani kendi hile yok bunda mı benim kendi oynadığım maç bu da benim kendi oynadığım maç yani normal plat, diamond, elmas eloda. Yani elmas 3'ler falan geliyor. Bak burada elmas 3 yok. Elmas ha, elmas 3 bir tane varmış. Yani elmas 3, elmas 2 ne bileyim. Kendi çapımızda takılıyoruz ve hileler geliyor. Ben bunları kayıt alıp attığım için ben linçliyorum. Yani ben bunların banlanması için atıyorum. Bana kurgu deyip beni linçleyen arkadaşlar var. Gerçekten yapmayın beyler. Yani gereksiz bir şey. Yani inanın eğer ben kendimi boostlatıyorsam para verip yani bunun videosunu çekip atmam. Bunun videosunu çekip atmak çok mantıksız. Çünkü e, doğal olarak o oyunda adını siz söyleyin. Banlanan kişinin oynadığı oyunlar taranıyor otomatikmen. Kimle duo girmiş, kimle ne yapmış. O banlandığı için otomatikmen benim de ismimin görünmesi gerekiyor. Benim bununla duo girdiğim, yani maç girdiğim. Ben de Elom'un çöp olması ya da hesabımın gitmesi gerekiyor otomatikmen. Yani ben hileye karşıyım. O yüzden böyle bir kanal açtım. Hileler banlansın istiyorum sadece. Yani bu arada istekleri kabul ediyorum dediğim gibi. Gelen istekleri zaten bir sıkıntı yok. De olsa da canı sağ olsun. Başka demek istediğim, bir arkadaş da nasıl pencereyi aldığımı sormuş. Yani bu arada şey olanlar olmuş. 60 FPS sabit oynuyorum. 60 Hz. Nerede? Dur. Gösteremiyorum. Tam ekran değil ya. E, pencereli şuradan alabiliyorsun arkadaşım. Bak video. Yani bu Türkçedir büyük ihtimalle sende video. Buradan. Buradan display moddan. Yani ben videoyu buradan çekiyorum. Çünkü FPS'e biraz daha e, nasıl diyeyim yararı dokunuyor. Böyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Ben windowa alıp çekiyorum. Sonra buradan Apple'ye tıklarsan, yani şöyle değiştiğinde Apple butonu çıkıyor. Bunu window yapıp apply'e tıklarsan hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ee, ve diğer videolarımda bulunan e Hileciler banlandı mı diye bir soru gelmişti. Bunu hangi Arda'ydı galiba ismi Arda kardeşim sormuştu. Hileler banlandı mı o gelen hileler. E Bunu sana şöyle söyleyeyim bakayım O hilelerden kalan oyun var mı? Bakayım ha bak Bu bu e, o şey Icebox maçı, In Flames hani discorda çağırıp küfür eden çocuğun maçı. Bu ve bu Pireler. E, şu an büyük ihtimalle ban yememiş. Çünkü e, adını siz söyleyin, Immortala çıkmış ve bunu hala şöyle raporlayabiliyorum. Yani banyesi bu rapor 38 başarılı demezdi. İptal ederdi. Bu aynı şekilde bu da rap, şey ban yememiş ama İlk iki videomdaki çocuklar yemiş Onları kontrol ettirdim. Ve bazı arkadaşlar benimle beraber çok teşekkür ederim onlara. Benimle beraber onları e, ticket olarak atmışlar. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hatta e, Discord'u açabilirsem Discord'dan e, şey yapmışlar. E, bir arkadaş attı bana. Discord'umuza girip sohbet kısmına bakabilirsin. Sohbetten e-posta geri dönüşlerini e, SS alıp sohbet kısmına şey yapmıştı, yollamıştı. Yani yani hesabıma 3 Battle Pass bir asil vandalım var. Bir de bu operatörüm var. Yani ben hesabımı banlansın diye şey yapmadım ve gerçekten bütün karakterlerim full. Yani emek verdiğim bir hesap. Hesabım banlansın ya da banlanma riskine girsin diye gidip de hileci bir kişiyle duo girip kendi elomu da, kendi hesabımı da çöpe atmaya ne gerek var? Değil mi? Bu bakta kalmış bu arada. Bu yarım, bu full değil. Ama bunlar full. Zaten açılmıyordu görüyorsunuz. Bunun da... Bu da bitmiş. Cypher'ı da bitirmişiz. Bunu aktif diyelim. Bunlar seçilmiyor. Dediğim gibi hemen şöyle şunun da kanıtını gösterelim. Hmm, pardon. Among girdik yanlışlıkla. Şöyle sohbet kısmına gelen arkadaşlar oluyor. Bakın şöyle selamlarını veriyorlar. Sağ olsunlar. Şöyle bir arkadaşımız. Heh. Şöyle karşılaşmanı hiç istemezdik yaşadığım bu olumsuz tecrübelerden dolayı özür dileriz diye bir Riot'tan e-posta geri bildirim almış raporlayan arkadaş benimle beraber ticket. Bunları ben de aldım. Ben bunları göstermedim. Eğer isterseniz bir videomda ben de bunları gösterebilirim. Yani kanıt olarak. Hiç sıkıntı değil. Çünkü bunların gerçekten ban lazım. Ben betadan beri oynuyorum bu oyunu ve betadan beri zevk alarak oynamak istediğim bir oyun. Gerçekten eğlenmek istiyorum. Ben bu şu play'e tıklayıp kompetitifde start dediğimde ben bu oyunda eğlenmek istiyorum abi. Yani gidip de tilt olmak istemiyorum. Siz de büyük ihtimalle öyle istiyorsunuzdur. Çünkü kimse bu oyuna girip de karşısındaki haksız yere ona fetiş uygulayamaz anladın mı? Yani karşındaki gelip tak tak kafana vurursa bir zaman sonra oyunla sıkar, bilgisayar da sıkar. Tutar fırlatırsın bilgisayarı. Ben çok yaşadım. CSGO'da çok yaşadım ben bunu. Allah'tan CSGO'da Face diye bir yer çıktı. Orada biz bir nebze hile azdı. Çünkü üst ranklarda bu 9-10 nevellerde hile yoktu diye hatırlıyorum. Belki şu an vardır bilmiyorum. CSGO'da uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden pek bilmiyorum ama Valorant'ta şu aralar çok fazla. En azından bana çok fazla geliyor diyeyim. Size gelmiyormuş. Bundan da mutluyum. Siz şanslı insanlarsınız. Hala oyundan zevk alabiliyorsunuz. Yani bunu kurgu demek yerine a de ki benim takımıma hile gelmiyor ya da benim oyunuma hile gelmiyor ki ben hala zevk alabiliyorum bu oyundan deyin. Yani gidip de millete kurgu demeyin boş yere. Neyse demek istediğim demek istediklerim bu kadar gerçekten başka açıklamamı istediğiniz bir şey olursa ya da başka istediğiniz bir şey olursa hiç çekinmeden sorabilirsiniz tekrardan hayırlı günler saatte 2 olmuş ne diyecektim lan Heh, görüşürüz